Şimdi güzel canlar, kimse alınmasın, kimse sıkıntı yaşamasın. Gündemimiz bugün Atatürk ve Seyit Rıza. Ben tarihi araştıralı bu yanda çocukluğumdan beri bu konuyu çok iyi bilen, çok iyi araştıran, çok da hassas konuları bilen bir insanım. Hiç kimse alınmasın. Bugün 1937-38'den bugüne kadar iki tarih, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi 1938'de Hakk'a yürüdü. Seyit Rıza Dedem 1937 15 Kasım'da Hakk'a yürüdü. Şimdi bu zatlar Mustafa Kemal Atatürk 7. Musa-i Kazım evladı. 12 imamların soyunda 124 bin peygamberlerin torunu. Seyit Rıza Dedem de İmam Ali'den, İmam Hasan'dan Zeynel Abidin evlatları. Buyurun, seceresi burada. Türkiye Cumhuriyeti bütün nüfuslarında var. Ve şu anda ben bunu nüfusta aldığım halde devlet halen bilemiyorum ama yani üst mahkeme küçük mahkemenin kararına uyuyor, öbürü onun kararına uyuyor. Velhasıl kanun diye bir şey kalmamış, adalet diye bir şey kalmamış. Üst mahkeme Yargıtay gibi bir kanun istinat mahkemesine uyuyor. İstinat mahkemesi Küçükçekmece'deki hakimin kararına uyuyor. Eğer böyle bir adalet varsa bu adaletleri kapatın, en azından Küçükçekmece kendi karar verdiğine biz razı olalım. En azından üzülerek ifade ediyorum. Türkiye'de adalet diye bir şey kalmamış, hep ayak altına alınmış. Bu bir gerçek. Gelelim konumuza. Şimdi bu zat Mustafa Kemal Atatürk 7 devletle savaşarak tüm dünyaya ders vermiş, nutuk vermiş ve dünya tarihinde her devletten heykeli dikilmiş aşağı yukarı, tarihini okuyorlar. Herkes daha neler yapabilmesi için. Fakat Türkiye'de Atatürk'e küfür etmeyen kalmıyor. Atatürk'e hakaret etmeyen kalmıyor. Atatürk Ayaş demeyen kalmadı. Atatürk işte iki Ayaş götürdü. Tekirdağ'da camiye saman doldurdu. Evet, doğru olabilir. Bu siyasettir. Ama niçin doldurdu? Niçin doldurdu? Orada gelen düşman bu zatlar akıllı bir insanlar. Siz bunlar kadar olamazsınız hiçbiriniz. Akıllı ve zeki insan. Oraya o samanı doldurması anlamı neydi? Oraya silah koydu. Orada dağ yok, orman yok, bir şey yok. Karşıda gelen düşman zaten kucağında. Gelen düşmandan nasıl kendini savunacak? Mecburen oradaki kimsenin bilmeyeceği yerdeki silahı alıp kendini savunmak için yaptılar. Hay ahmak insanlar, hay gerizekalılar. Bununla siz nasıl bir şey yapıyorsunuz? Devletin sırrı diyorsunuz, devletin sırrıyla alay edip dalga geçiyorsunuz. Bunlar yanlış. Atatürk gibi bir lider daha bu devletin lideri olamaz. Kimse de onun yerini dolduramaz. Açık ve net. Ben Atatürk'ü seven bir insanım. Bir Seyit Rıza torunu olarak. İkisini de seviyorum. Gelelim Seyit Rıza'ya. Seyit Rıza öyle bir, yani etrafında bir kenetleşmiş bir çıkarcılar, bir menfaatçılar, bir rantçılar öyle bir kenetleşmişler ki 37'den bugüne kadar, 2005'ten bu yana, yani ona yapılan hakaret bizimkilerden de bana yapıldı. Tüncellisi, Elazığlısı, Tokatlısı, bilmem kimi. Bunlar hep kendini biliyorlar. Şimdi konuştukları zaman da sofolar gibi soğanı soyuyorlar, kabuğunu bile bırakmıyorlar. Kabuğunu da yiyorlar. Ama gerçeğe gelince herkes saklanıyor, arkadan dedikodu yapıyor, milleti birbirine düşürüp kışkırtıyor. Seyit Rıza'nın tarihi belli. Bir zattır. 1917'ye kadar Dersim ihanetti. Peki 1917-18 yıllarında Atatürk'le, Türkiye'yle bir olup da Ali Şer'le beraber Türkiye'de Rus askerini püskürten kimdi? Çıkartan kimidir? Çuvalla Seyit Rıza'ya, Ali Şer'e para gönderip çuvallarla, Türkiye'den geldi o zaman o para. Atatürk'ü vurun, bu parayı alın, Atatürk'ü vurun diyenler kimdi? Aynı sizin zihniyetinizdeki insanlardı. Aynı sizin zihniyetinizdeki insanlardı onlar.
Atatürk'ü vurmamak için parayı aldılar. Atatürk Elazığ'a gitti, açılışını yaptı. Açılışını yaptıktan sonra Atatürk'ü Seyit Rıza ile Alişer askerleriyle beraber efendim Elazığ'dan Sivas'a kadar götürdüğünü resmi kanıtlarda var. Hepiniz de biliyorsunuz ama inkar ediyorsunuz. Çıkarcısınız. Çıkar amaçlı inkar ediyorsunuz her şeyi. Ve o bir çuval parayı da geri Atatürk'e verdiler. Paşam bu para senin, bize geldi ama biz geri sana iade ediyoruz ve verdiler. Bizim eğer öyle bir düşmanımız olsaydı, öyle bir şeyimiz olsaydı o parayı Atatürk Mustafa Kemal'a verir miydik? Veya Mustafa Kemal oradan sağa gider miydi? Yani ben bunu artık nefretle kınıyorum kim olursa olsun. Atatürk'e ihanet eden namkördür, ihanetçidir. Seyit Rıza'ya her ne söyleniyorsa geri iade ediyorum torun olarak. Kim olursa olsun. Ben art niyetli insan istemiyorum artık dünyada. Çıkıp da ben Seyit Rıza torunuyum. Bodrum Meydan buyurun hepinize diyorum. Tayyip Erdoğan'a danışmanlık yapıyor. Ben Seyit Rıza'nın torunuyum. Gizli gizli. Bilmem kime ne yapıyor. Ben Seyit Rıza'nın torunuyum. Gelin ben buradayım. Seyit Rıza'nın gerçek soyu burada. Onun için bundan sonra bizim adımıza kim ne derse yanlış konuşan, gizli, saklı konuşan hepsini onlara geri iade ediyorum. Siyasetçisi olsun, dedesi olsun, hacısı olsun, hocası olsun, kim olursa olsun. Biz asla yanlışı kabul etmiyoruz. Hodri Meydan gel istediğiniz kanalda tartışalım. Öyle üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla kim birilerinin adını kullanıp ihanet etmenin bir anlamı yok. Bir ikincisi Mustafa Kemal'a da aynı ihaneti yapanı yine iade ederim ben. Ha Mustafa Kemal, ha Seyit Rıza. Benim için ikisi de aynıdır. Kimse benim görüş ve düşüncelerime karışamaz ve bunlar vatan hainidir, vatanseverlerdir. Vatanı size emanet ettiler. Nesilden nesile siz de vatan hep satıyorsunuz. Vatanı sahip çıkmıyorsunuz. Atatürk'le, Seyit Rıza'yla onunla buna gündem yaratıyorsunuz. Burada bu videoyu izleyen, dinleyen tüm canlara, dünyaya teşekkür ediyorum. Hiç kimse kırılmasın, darılmasın. Gerçekler acıdır ama acıyı acı üstüne ben konuşurum. Hodri Meydan hepsine okuyorum. İzleyen, dinleyene aşkı niyaz ediyorum. İyi ki varsınız. Varlığınız daim olsun. Dünyanın her tarafında bu videonun izlenmesini isterim. Saygılar efendim.